Fethullah Gülen hakkında ne düşünüyorsun? Zamanında çok büyük ilim almış, hoca olarak bilinen, zamanla Batı'nın, Siyonizmin satın almış olduğu bir vatandaştır. Bunu halk olarak, Müslüman olarak hepimiz şahit olmaktayız. Nasıl şahit oldun ki? Bunların dershanesine 2010'da başlamıştım. 2,5 ay okuduk. İşte boy bizim birazcık yüksek, 1,80. Onlar da zaten kendilerine çalışması için, polis demeyeceğim, amele. Bir hafta öncesinden, bizi çağırmadan önce, bir hafta öncesinden arkadaşlarla aramızda, işte ne olacaksın, hedefiniz nedir, polislik falan deyince bizi çağırdı, çekti masasına, teker teker hepimizi çağır. 2,5 ay sonra dedi, ne olacaksın dedi bize, Niğde'den FEM dershanesinin müdürü. Dedim polis olacağım, tamam dedi, biz dedi zaten seni dedi polis yapacağız dedi. Dedim nasıl polis yapacaksın? Dedi siz dedi sınavlara girip çıkıyorsunuz, bizim adamlarımız var, biz polis yapacağız dedi. Siz dedim İslam'ı temsil eden dedim birileri olarak gözüküyorsunuz. Bu bir. İkinciye dedim haksız bir yere polis yapıyorsunuz. Benim Mehmet Ağam elinde çapasıyla patatesin boğazına toprağı çekecek, alın terini silecek, onun oğlu girecek, efendime söyleyeyim kazanamayacak. Biz burada haksız bir yere polis olacağız. Ondan sonra vatana, millete hizmet etmemizi bekleyeceksiniz deyince, ya dedi nasıl olur? Böyle bir İslam yok ki dedim. İslam'da böyle bir anlayış da yok dedim. Böyle bir İslam varsa ben de burada yokum dedim. İşte kalktı falan, ayağı falan, ortalık birbirine girdi. Bunların böyle bir yaklaşımları vardır. Kurulumlarında şu vardır. Bunlar 3-5 tane akıllı, zeki talebeleri Avrupa'ya göndererek önce Türkiye'de üniversitesini tamamlar. Bunlar master'ını işte İngiltere'de, Avrupa'da, Almanya'da, ülkelerinde tamamlar gelir. Bunları daha sonra Türkiye'ye salarlar. Türkiye'ye saldıktan sonra ne yapacak? Ahmet Ağa'nın oğlu memur olmuş. Birisi savcı olmuş. Birisi doktor olmuş. Ben de oğlumu oraya vereyim de oradan zaten bir şey çıkıyor. Bundan FEM dershanesine başlamadan önce babam bana şu tarifi kullanmıştı. Şunu tembihte bul. Oğlum FEM dershanesine git. Gidenler oradan illa bir şey çıkıyor. Hakikaten doğruymuş. İmam Hatip Lisesi'nde okudum. 2009'da mezun oldum. Tüm arkadaşlarım oraya girdi. Ben farklı bir dershaneye gittim. Oraya giren arkadaşlarım şu anda hepsi memur. Kimisi imam, kimisi polis, kimisi bilmem ne. Böyle bir yapılanmalarından dolayı içime almadı. İslam'da dedim bu yok dedim. Madem Müslümanlığı savunuyoruz biz dedim. O zaman kisve böyle değildi. Evet, o zaman kisve böyle değildi yani. Normal bir vatandaş, pantolon giyiyoruz, takım elbise çekiyoruz. Havasında gezen bir insanız. Ama itikadımız elhamdülillah Müslümanız, Allah'ımız bir, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buna inandığımızdan Allah'a çok şükür bizi kandıramadılar. Bu ülkede kimseyi de kandırmalarını istemiyoruz. Yani bir Müslüman o kadar zenginlik içerisinden, buradan söylüyorum, yarın gelsinler yine beni alsınlar. Bunları yine söylüyorum yani. Gitsin bu nereye kadar giderse. Amerika'da yaşayacak, hacca gitmeyecek. Şunu da biliyoruz, biz tarih okumuş insanlarız. Siyonizmin iki tane insanı vardır. İki gizli kimlikleri vardır. Bir tanesi Fethullah Gülen, deşifre oldu. Diğeri daha belli değil. İşte bunların sistemi ilk dolarla başlamıştır 1800 yıllarda. İşte yeni dünya düzeni kurarak. IMF'yi niçin kurdular? IMF'yi şunun için kurdular. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte bugün bu yıl 400 milyar dolar IMF'den borç alacak. Buna 250 milyar dolar faiz alacak. Bunu ödeyene kadar zaten ödeyemeyecek, tekrar gümbe. Sistem bu. Sonra ne yapacak? Türkiye'ye dağılan bankalar vardır. Bu bankaların amacı da insanları emzikleme sistemidir. Kesinlikle bir faydası yoktur. Sizi borçlandırır. Borçlandırdıktan sonra da ne yapar? Ekonominizi çökertir. Ekonomi çöktükten sonra da zaten bitmiş bir devlet olmaya mahkumdur. Peki, bunların böyle kötü niyetli olduğunu ne zaman anladın? 35 yıl önce Fethullah Gülen'in rahmetli dedemiz Necmettin Erbakan'la görevdeyken söylemişti, babamız da söylemiş. İşte bunların dinle alakası yok. Bunlar kesinlikle dinle kesinlikle bir alakası yok. Zamanında da çok söylenilmiş. Kısa bir örnek vermek istiyorum, canlı örnek vermek istiyorum. Kendi fırkalarından, tabii Nur Cemaati ne buradan saygımız sonsuzdur. 12 fırkadır, 11'i düzgündür, 12.si Fethullah örgütüdür. Altınşehir'de, İstanbul'da ikamet ediyoruz. Altınşehir'de kendi cemaatlerinden bir hoca efendi işte demiş ki Fethullah Gülen Amerikan ajanı. İşte biz de neyse bir gidelim falan dedik. Böyle gittik zaten bu kisvede. Bir ben vardım içerisinde. Hoca efendi oradan kalktı ayağa, şu kelimeleri söylendi. Biz nakilciyiz.
kullanacağım kelime, nakledeceğim çok mühim bir kelime. Ayağa kalktı hoca efendi, dedi ki Fethullah Gülen dedi Amerikan ajanıdır dedi. Bunu kulaklarıma şahit olduk. Fethullah Gülen örgütüne mensup olmayan bir tane ehli sünnet olan bir hoca efendi söyledi bunu. İşte bunları da zaten birkaç yerde söyleyince bir 60-70 kişiye söyledim. Bayağı anlattım. İşte şurada şu sistemleri vardır diye. Bir tanesi okul bahçesindeydi, sınavlara girecektik. Bir tanesi yardı geldi içeriden. Ben de telefonu tuttum, dedim herhalde bu adam bizi indirecek gibi. Sonra geldi koluma girdi, ağlıyor. Ağlıyor ya, vallahi ağlıyor. Dedi, bu dedi Fethullah Gülen dedi, Avrupa'da oğullarım vardır dedi. Zekatımızı dedi, onlara verdik geldiler dedi. Paramızı onlara verdik dedi. O ağladı televizyonda dedi, ben ağladım dedi. Bunun dedi hesabını dedi, kim verecek dedi. Dedim ki onun öyle bir hesap verme inancı yok. Amcacığım şimdiye kadar kaptırdığına efendime söyleyeyim üzülme, tabii üzülürsün. Bundan sonra kaptırmama gayreti içerisinde ol. Sen şimdi duydun 35 sene önce. Tabii bizim yaşımız yetmez de babamıza söylenmiş. Ama niye dershanelerine gittin reis? İnsanlar hep böyle bir maddi talep peşinde. Buraya git de bir şey olursun. Buraya git de bir şey olursun. Gibicesinden öyle başladık. Mevlam gözümüzü açtı 2,5 ay sonra elhamdülillah. 1.600.000.000 param yandı orada. Yansın gitsin. Bıraktık orayı. Ondan sonra elhamdülillah hayatımızdayız şu anda. İyiyiz. Onlarla olsaydın polis olacaktın. Ya onlarla olsaydık polis olacaktık. Dediklerini yapmak zorunda kalacaktık. Biz hükümetin kitaplarını okudum diye, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kitaplarını okudum diye bir tane köylü arkadaşım vardı. Bir polis kendisi, trafik polisi. Allah Teala Hazretleri herkesi fi ahseni takvim suretinde yaratmıştır. En güzel sureti yaratmış. Tabii kimileri yürümekte zorluk çekebilir. Öyle bir problemler olabilir. Bugün biliyoruz ki biz en sağlam insan dahi polislik sınavlarına girince elenen insanları çok tanıyoruz. Ve o arkadaşımızın yürüme problemleri varken kendisi şu anda Fethullah Gülen'in talebelerinden olduğundan dolayı polis. Ve bana dedi o kitapları okuma dedi. Niye okumayacağım dedim. Fethullah Gülen'in dedim, yanında Fethullah Gülen'in kitabı da vardı. Dedim yaptığı dedim İsrail'e orman yangınları hakkındaki belgeli dedim yardımlar dedim. Neden dedim Müslümanlara Afrika'dakilere dedim yardım etmiyor. Bu sorusunun cevabını bana ver. Ondan sonra daha devam edelim. Tabii veremedi. Birkaç bir şeyler daha konuştuk kendisinde. Bak dedim kendisi de abdest alıp namaz kılıyor. Biz de abdest alıp namaz kılıyoruz. Şunu unutmayın dedim. Baştaki dedim kötü olabilir ama sondakiler kötü olmayabilir. Belki sen kestiremeyebilirsin dedim. Sana da dua ediyorum kestir dedim. Fazla dedim paranı kaptırma falan. Bu videoyu yayınlanacak kardeşim izin verir misin? Tabii izin veriyorum kardeşim.